Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Aksaray Valisi Ali Mantı, sel ve doludan zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu. Son günlerde Aksaray genelinde muhtelif yerlerde etkili olan dolu yağışı, hububat ekimi yapılan tarlalarda ve sebze ekili alanlarda zarara yol açtı. Bugün de Ekecik bölgesinde zarar meydana gelen yerlerde Aksaray Valisi Ali Mantı, Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Abdi Okur, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Veysel Yıldız ve köy muhtarları incelemelerde katılım sağladı. Genelde bu bölgelerden başka şeyler var. Hasan Dağı tarafında var. Hasan Dağı tarafında var. Alacakara, evet, şey, Ankara evet. Yolu üzerinde. Oradan gidenlerde var. Ankara yolu. Böyle mesela şuraya vurduğu zaman tamam bölgeye vuruyor mu yoksa şey mi? Tamam bölgeye vuruyor. Gelirler ya. Bir de bu sene 4 sefer buraya bir vurdu, döndü bir daha vurdu, döndü bir daha vurdu. Ekecik'te 22 köyümüzde %30'la %100 arası da var. Zaten sadece kellede, şeyler, kelleden, şeyler de diyor. Evet. Kelleden de diyor. Denet yerde, sayın var. Denet yerde. ÇKS ve ürünün tarlanın sahibi sigorta yaptırıyor Sayın Bey. Öyle mi? Evet, şu an için biz onu bakanlığımıza da ettik. Vekalet verseler olmuyor mu? Oluyor. Yalnız evet, ama tamam. İşte çoğu icara vermiyor. Sadece tarlayı veriyor ama kiralama yapmıyor çoğu. Ama biz burada şu andaki afatta onları da mağdur etmeyeceğiz Sayın Valim. Yani bu beyanı, afat olayı beyanı esasına olduğuna için onları da ödeyeceğiz. Veya herhangi para gelir söyleyeceğiz. Ödeyiz, evet. Evet arkadaşlar, Aksaray ilimizin değişik bölgelerinde doludan kaynaklanan 200 bin dekar sayın var. 200 bin dekar şu anda yaklaşık arazimizde hasar tespit edildi. Tarım Müdürlüğümüz ve ekibi, Ziraat Odamız, muhtarlarımızla beraber ciddi şekilde çalışarak tespitleri yaptı. İnşallah devlet olarak yasal sınırlar içerisinde üzerimize düşen tüm görevi yapacağız. İnşallah bu zararları devlet olarak karşılama yoluna gideceğiz. Burada tabii tarım sigortası yaptıran arkadaşlarımız biraz daha şanslı. Tarım sigortasını yaptırmamızın ne kadar önemli olduğunu doğal afetler zamanında daha iyi anlıyoruz. İnşallah bundan sonra çiftçilerimizi bu tarlalarını ya da ürünlerini sigortalamaları konusunda daha ciddi eğitimlerimiz olacak. Bu konuda tabii Ziraat Odamızla, Tarım Müdürlüğümüzle, muhtarlarımızla her türlü girişimleri yapıyoruz. İnşallah devlet yapması gereken ne varsa her şeyi yapacak. Tabii bu takdir ilahi zaman zaman ülkemizin değişik yerlerinde değişik felaketler oluyor. Allah daha beterinden saklasın. İnşallah çiftçilerimizle beraber yapılması gerekeni yapacağız. Teşekkür ederiz. Vali Ali Mantı, hububat ekili alanlarda incelemelerin ardından hemen organize sanayi bölgesine geçerek orada doludan ve selden etkilenen fabrikaları da ziyaret etmeyi unutmadı. Vali Ali Mantı, Aksaray'da bölgesel olarak etkili olan şiddetli sağanak yağmur ve dolu yağışından olumsuz etkilenen organize sanayi bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ali Mantı, meteorolojik tahminlere göre gerekli bilgilendirme uyarılarının yapıldığını ancak şiddetli sağanak ve dolu yağışının tahmin edildiğinden çok daha fazla olduğunu ve bu nedenle çeşitli olumsuzluklar yaşandığını belirtti. Ziyaret ettiği fabrikalarda incelemelerde bulunarak yatırımcılardan bilgi alan Vali Ali Mantı, yatırımcılara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Karakol Yaylası'nda da yoğun ve etkili yağış nedeniyle sel meydana geldi.
Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Karakol Yaylası'nda yoğun ve etkili yağış nedeniyle sel meydana geldi. Mahalle muhtarı Zeki Meral'in ihbarı üzerine afetin yaşandığı Karakol Yaylası'na Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen ve belediye ekipleri gitti. Belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bir kısmı su altında kalan yaylada su yolları açılarak sel sularının uzaklaştırılması sağlandı. Eskil ilçesinde bir evi yıldırım isabet etti. 5 kişilik aile korku dolu anlar yaşarken bir kişi hafif yaralandı. Eskil ilçesi Merkez Mahallesi Toki yolu üzerinde tek katlı Mevlüt Çelen ve ailesinin yaşadığı eve gece yarısı yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet eden ev zarar görürken aile fertlerinden Recep Çelen hafif yaralandı. Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Recep Çelen'in tedavisi devam ediyor. Recep Çelen'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Düğün çadırında hayatta kalabilmek için birbirlerine sarıldılar. Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir düğün çadırında sel felaketi meydana geldi ve işte o anlar telefon kamerasına da saniye saniye yansıdı. Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan sel suları düğün çadırını basınca paniğe neden oldu. Ortaköy ilçesine bağlı Ceceli Köyü Yukarı Mahallesi'nde damat Şuayip Çayır'ın evinin önünde gerçekleşen düğüne gelen davetliler aniden bastıran yağmur ve doluya hazırlıksız yakalandı. Çadır içine sığınan kadınlar çadıra da su basması üzerine panik yaşadı. Bazıları oturdukları sandalye üzerine çıkarak kendilerini korumaya çalıştı. Dengesini kaybeden bir kadınsa suya düştü. Akıntıya kapılan kadını düğündeki vatandaşlar kurtardı. Çadırdaki kadınlar kucaklarındaki çocuklarla birlikte el ele verip suya kapılmamak için büyük çaba gösterdiği anlarsa cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Aksaray Ticaret Borsası lisanslı depolarına ürün almaya başladı. Çiftçiler ürettikleri arpa, buğday, mısır, çavdar, nohut gibi hububat ürünlerini Aksaray Ticaret Borsası lisanslı depo tesislerinde depolayabiliyor, isterlerse de satışa sunabiliyor. Ürünlerini Aksaray Ticaret Borsası lisanslı depolarına getiren çiftçiler %2 spotaj, %2 SGK birim kesintisi muafiyeti, ton başına 25 lira nakliye desteği, araç başına 25 lira analiz ve depo kira ücreti desteğinden yararlanabiliyor. Ayrıca tüm bunlara ilaveten Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin %75'ine kadar sıfır faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkanına sahip olabiliyorlar.
Ayrıca Aksaray Ticaret Borsası hem ülke ekonomisine katkı sağlamak hem de Aksaray'daki üreticilere daha kaliteli hizmet verebilmek adına Toprak Mahsulleri Ofisi ile alım sözleşmesi imzaladı. Aksaray'dan Merkez Aratol Mahallesi'nde ve Eşmekaya kasabasında E90 karayolu üzerinde bulunan lisanslı depolara Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımlar gerçekleştirilmekte. Aksaray Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uzun süredir yapılan çalışmalar sonucunda şok operasyon gerçekleşti. Operasyon kapsamında yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 10 şahsın evine şafak operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslardan birisinin köy muhtarı olduğu öğrenildi. Aksaray Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 5 ay süreyle yapılan planlı çalışmalarda Aksaray Merkez ve merkeze bağlı köylerde bulunan şahısların yasa dışı yollarla silah ticareti gerçekleştirdikleri ve bu yola ciddi oranda gelirler elde ettikleri yönünde elde edilen bilgiler ve deliller doğrultusunda sabah saat 6 sıralarında yüzlerce polisin katıldığı eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Aksaray Merkez'de 2 şüpheli şahıs, merkeze bağlı Macarlı Köyü'nde 2 şüpheli şahıs, Altınkaya Köyü'nde 2 şüpheli şahıs, Çolaknebi Köyü'nde 1 şüpheli şahıs, Topakkaya Kasabası'nda 2 şüpheli şahıs ve Kayseri Merkez'de 1 şüpheli şahıs olmak üzere yasa dışı yollarla silah ticareti yaptıkları tespit edilen toplamda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alınan şahısların evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda 11 adet ruhsatsız tabanca, 2000 adet tabanca mermisi ve yüzlerce av tüfeği fişeği, çok sayıda şarjör, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet faturasız kuru sıkı tabanca ile geçirildi. Arkadan alırsınız. Başlayalım mı? Markasını üstü abi. Aksaray'ın sevilen doktoru olan Doktor Kazım Can bugün Somuncu Baba Külliyesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Aksaray'ın sevdiği uzman göz doktorlarından Kazım Can bir süre önce yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak vefat etti. Son bir haftadır hastaneye kaldırıldığı yoğun bakımda olan Doktor Kazım Can öğle namazına müteakip Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda vatandaş ve Doktor Kazım Can'ın yakınları katıldı. Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine, bugün hazır olan imam. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Her kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Mevtaların ruhu için, buradaki cemaatin geçmişlerinin ruhları için Allah razı olsun. Fatiha. Değerli kardeşler, bu mevtalar nasıl biliyorsunuz? Allah razı olsun. Ben ikisine dünya ve ahiret mütahil kalbimizi helal ediyorum. Helal olsun. Haklarınızı helal ediyorum. Helal olsun. Haklarınızı helal ediyorum. Rabbim bu helalliğinizi, şahitliğinizi kabul eylesin. Rabbim habirleri tüm bu makamlarını âli eylesin. Amin. Cenab-ı Hak, Peygamber nasip etsin efendimizin sancağı altında haş olmayı, mevtaları cümlemize nasip eylesin. Amin. Allah rahmet eylesin. Buyurun. Şuraya gel, 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 gel. Tamam. Yeter. Tamam. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü ekipleri drone'la Ağaçlı Kavşağı'nda trafik denetlemesi yaptı. Yapılan denetimlerde emniyet şeridini kullanarak kural ihlali yapan, kırmızı ışıkta geçen, seyir halinde araçla telefonda konuşan 4 sürücüye toplamda 5381 lira trafik cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde bir araca emniyet şeridi ihlali, bir araca seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, bir araca kırmızı ışık ihlali, bir araca sürücü belgesiz araç kullanmak, toplamda 4 araca 5381 lira para cezası uygulandı. İyi oluyor, güzel oluyor, memnunuk. Güzel kontrol yapıyorlar yani, surat olsun, şey olsun, her şeyini güzel kontrol yapıyorlar. Devam ediyor. Eski kasa bir tane bindiydi ya. O geldi. Siyah da o. Ha, emniyet hiç. Şu...
Aksaray-Konya karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen minibüste bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de ağır yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Aksaray-Konya karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. 40 yaşındaki Mehmet Şah Fırtına yönetimindeki 12 plakalı minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Mehmet Şah Fırtına ile yanındaki Alaaddin Oya ve Kenan Demir yaralandı. Yaralılar çevredekiler tarafından çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Kenan Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mehmet Şah Fırtına'nın da hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Aksaray'dan meydana gelen bir kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı olay sonrasında tutuklama kararı çıktı. Cumartesi günü akşam saatlerinde Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi çarşı merkezinde meydana gelen silahlı çatışmada MHP Güzelyurt ilçesi belediye meclis üyesi 51 yaşındaki Mehmet Bezgen olay yerinde hayatını kaybederken 28 yaşındaki Ramazan Yasal, 32 yaşındaki Kerim Yasal isimli şahıslar ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, 26 yaşındaki Mehmet Bezgen ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Olay sonrasında inceleme başlatan Aksaray Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 11 şahıs emniyet ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 11 şahıstan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Orada açacak, orada açacak. Şey Kenan Bey buna binsin, sen kal, sen o dosyayı gönder, şimdi sorar bana. Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin vefatı üzerine AK Parti Aksaray İl Teşkilatı öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kıldı ve ardından da basın açıklaması yaptı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Belediye Başkan Vekili Hıfzı Peker, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Çelik, AK Parti Kadın Kolları Başkanı ayrıca İl Genel Meclis Üyesi Ferhan Polat, Teşkilat Başkanı Mustafa Yenisan, AK Parti İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, STK ve sendika temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü hatırlatan Belediye Meclis Üyesi Rıza Serinbaş, 2013 Temmuz'unda kanlı bir darbeyle iktidarı ele alan Abdülfettah Es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir dedi. Allah için salate, Resulullah için salate, şehit Muhammed Mursi kardeşimiz için gıyabi cenaze namazına bugün hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Burada seçilmiş Cumhurbaşkanı, gönüllerin Cumhurbaşkanı, dava adamı, gönül adamı, şehit Muhammed Mursi kardeşimizin aziz ruhu için, firavun zihniyeti altında 2357 gündür bir darbe sonucu zindanlara mahkum edilen, bununla beraber bütün Müslüman kardeşlerimizi mahkum eden firavun zihniyeti adı altında 6,5 yıldır mahkum olan ve dün hak ve hakikat uğruna ömrünün son anına kadar İslam davası uğrunda mücadele eden, canını seve seve bu uğurda feda eden
aziz şehidimiz, şehit Muhammed Mursi kardeşimizin ruhu için ve bütün şehitlerimizin ruhu için ve hasaten Allah rızası için El-Fatiha. Hocam, kardeşler araba. Demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürümüştür. İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir junta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz'unda kanlı bir darbeyle iktidarı ele alan Abdülfettah Es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kan ve gözyaşıyla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da darbe rejimini insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir. 2357 gündür Mısır zindanlardaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma, İbrahim 42 diye buyuran bir dinin mensupları olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar sesiye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahitleriyiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tegulu limen yuktelu fi sabilillahi amvat bel ahya'un ve lakin la teş'urun. Sadakallahu'l-azim. İlahi ya Rabbel alemin. Şu mübarek günde elimizi açıp boynumuzu büküp kapına geldik. Senden lütfen ve keremen istiyoruz. Kafir tebaayı kahrı perişan eyle. Kafir tebaayı kahrı perişan eyle. Kafir tebaayı kahrı perişan eyle. Ümmeti Muhammed'e birlik ve dirlik ver. Ümmeti Muhammed'i selamete çıkar. Ümmeti Muhammed'i kendi aralarında birbirine düşürme ya Rabbi. Birbirimize düşürmeye çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Bizi bir ve beraber eyle ya Rabbi. Şu anda Mursi'yi, rahmeti Rahman'a kavuşan din kardeşimizi Ümmeti Muhammed adına dua ediyoruz. Onu mağfiret eyle ya Rabbi. Devrin firavunlarını kahrı perişan eyle ya Rabbi. Ya müfettihal ebvab, iftah lana hayrel bab. Ey kapıların sahip olan Allah'ım, Müslümanlara hayırlı kapılar aç. Tegabbel minna, veşfi merdana, verham mevtana, bi hurmetil Fatiha. Şimdiki haberimizde Niğde'den. Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hububat ambarı olan Konya Zengen ve Niğde'de hububat üreticileriyle bir araya geldi. Hasat dönemine girildiği süreçte çiftçilerin yel vurgunu sonucunda verim kaybı nedeniyle ciddi bir mağduriyet yaşadığını söyleyen Gürer, süne zararlısının da çiftçiyi ekimden uzaklaştırdığını ifade etti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hububat ambarı Konya Zengen ve Niğde'de hububat üreticileriyle bir araya geldi. Hasat dönemine girildiği süreçte çiftçilerin yel vurgunu sonucunda verim kaybı nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadığını söyleyen Gürer, verimle ekim dengelenirken süne zararlısından sonra bu kez çiftçi bugüne kadar çok rastlamadığı sapvar tane yok sorunuyla karşı karşıya dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi için açıklanan taban fiyata da dikkat çekti. Gürer, 1350 lira taban fiyatı ve girdi fiyatları dikkate alındığında çiftçinin zarar ettiğini söyledi. Süne zararlısının yanında yel vurgunuyla düşen verim sorunları katladı diye konuştu. Son olarak Gürer, süne zararlısının çiftçiyi ekimden uzaklaştırdığına dikkat çekti.
Çiftçilik zor meslek. Tohumu, gübresi, ilacı, mazotu, suyu hepsi para gerektirir. Bunun yanında emek gerektirir. Önemli olan ürünü ektikten sonra da hasat zamanı üründen fayda sağlamaktır. Çiftçi gayi sistemine dahil olan çiftçi sayısı her yıl azalıyor. Ayrıca tarsimede tarlasını herhangi bir afete karşı korumak için çiftçi gidip sigorta ettiriyor. Ancak tarsim doluya sele destek veriyor. Ne var ki ürün beklenen gibi olmadığı zaman, yani başağını verip de içinde ürün ne yazık ki tanesi olmadığı zaman desteğini vermiyor. Yanımızda Zengerli çiftçimiz Selahattin Bey var. Selahattin Gökdemir. Kendisi yaşadığı olayı bize anlatsın. 1750 liraya tohumunu aldım. 3 milyona 200 liraya gübrenin kilosunu aldım. 6000 liraya mazotunu aldım. 150 dönüm tarlaya 27 milyon masraf ettim. 100 gübre sattım, ilacını attım. Cenab-ı Allah yağmurunu vermedi, dene yok gittim. Tarçıma sigorta yaptırdım, sigorta cevap verdi bana. Deneye şeyimiz yok. Afat, tolu, ondan sonra yangına olur bizimki dediler. Bana cevap verdiler. Peki bir şey söyleyeyim. Sizin köyde artık buğday eken kalmadı mı? Var kalmadı mı? Yok. Benden başka bir tane bulaman gideceğim şimdi, bulabilin mi? Arpa var, çavdar var, buğday arpa da var. Arpa da yabancının, zengenin değil. Şunlar tüm çitlin. Oradan suluyorlar. Gücü var, suluyor. Para kazanamayınca çiftçiliği bırakıyorlar diyorsun. Çiftçiliği ben bırakıyorum bu sene son. Dene yok, ne verecek bunun bilmiyorum. Bunun içinde dene olmaması çiftçinin gelir kaybına neden oluyor. Bunu ama şimdi, tersin bu konuda da bizim böyle bir anlaşmamız şimdi yok diye. Bunu yabanda bıraksam. Çiftçiye destek vermiyor. Bunu Allah'tan korkarım yabanda bıraksam. Şunu bıraksam Allah'tan korkarım. Alacağın tane de şu. Tane özünde aslında bir tanesine çıkması gereken bir tamında 30-40 çıkması lazım. Dane de 30-40 çıkması lazım. Yani hiçbir sanayiye gelmez. Öz yok. Öz yok. Evet. Bundan sadece kabuk olur, un olmaz. Bu yıl çiftçiyi farklı ürünlerdeki hastalıkların yanı sıra bu kez de sapı var, danesi yok. Ürünle mağduriyeti arttı. %33'ten de çiğini veriyorum faizini. Daha da bana destanı verecek. Daha vermedi destek. Destek de alamadınız. Daha alamadım desteğini. Daha Haziran'daymış bakalım. Öte an telefon ettim. İlçe tarafı Haziran'da dedi. Evet. Bu koşullarda çiftçilik falan yapılmaz diyor, öyle mi? Yapmam lazım. Son 87 yaşındayım, düşüyorum zaten. Çocuklar devam etmez mi? İtmiyorlar, itmiyorlar. Satarlar yarın, göreceksin. Ben satmadım, zengenini sattı. Ben durduruyorum. 280 dönüm arazim var, durduruyorum daha. Evet. Satmayacağım da. Bunun da ofis yok, bir şey yok. Tüccar edeceğim, bu özsüz diyecek. Cansız diyecek bu sefer. Belki 1000 liraya alacak elimden. Sapı var. Sapı var, denesi yok. Sapı var, danesi yok. Çiftçilik zor iş diyorsun artık. Çok zor, çok zor. Yani iktidarın desteği de bu konuda yeterli değil diyorsun. Yeterli değil. Yeterli olur mu işte yani desteği? Bu, yeterli bu değil. Bu şimdi dekarda 1'e ne vermesi lazım? 1'e 10 mu verir normalde? 1'e 10 vermez. 1'e hiç olmazsa şu ekin 15 vermesi lazımdı. Ekinin bak, burak köşe başı, buraya bakma kumsal bak. Birali daha değişik ekinin. 1'e 20 verirse kurtarır. 1'e 10 verirse masır 10 kurtarır. 1'e 10 verirse masır 10 kurtarır. 1'e 10 ne vermez bu? 1'e 2 verir o ekin. Ne yazık ki bu yıl çiftçi... Yok. Tanesi olmayan burada yüzünde de hiç, büyük mağduriyet yaşıyor. Yok. Bu yıl verim bu anlamda da düşük. Buğdaya hastalık geliyor, çiftçi mağdur oluyor. Tane vermiyor, çiftçi mağdur oluyor. Sonra da yeterli destekleme sağlanmıyor. Taban ücreti düşük kalıyor. 1350 lira masrafı kurtarmıyor. 1750 liraya tohumunu almış. Çiftçiye sanki iktidar bu işi bırak diyor. İthalata bizleri mecbur kılıyor. Mecburuk, mecburuk bırak. Ne dolsa... Dene güçlü olur. Danede 30-40 olur. Danede 3 var, 4 var. Yok başka. O da çok zayıf.
bitiyorsunuz. Evet. Yani o kadar da belki biçenin arkasından atacak. Bir şey söyleyeyim. Bu yıl 1350 lira taban fiyat verdiler buğdaya. Bu sizi memnun etti mi? İtmedi, imkan diyorum. Milletvekilim 1750'ye tohumunu aldım diyorum ben bunun. 1750 liraya. Bunu ben hala vereyim geri 1300'e. Doğru. Ya, ben kaç yıllık çiftçisin? Ben 60 yıllık çiftçiyim. Peki böyle bir dönem hiç yaşadın mı? Böyle ekinim daha hiç olmadıydı. İlk defa mı yaşadın? Şimdi gene alamadım. Yani bunu bu hiç görmedin bugün adamı. Görmedim, görmediydim. Bakın peki, şimdi şöyle. Bitmedi ama şu şekil hiç olmadı. Kıtlık geldi, bitmedi. Ekin çıkmadı bile ama hiç de böyle olmadı. Yani ekin de çıkmadığı zaman bile böyle, bu kadar böyle ekili arazinin... Çıkmadı. Masraf edilmedi o zaman. Bu daha masraflı oluyor. O zaman mazot, o zaman ebeli mazot 3 liraydı. Şimdi mazot 6,5 lira. Ben ne yapacağım? Yarın biçer eskiden 5 liraydı. Biçer şimdi 25 lira. Ankara'da etkili olan sağanak yağış, Şerefli Koçhisar'ı da etkisi altına aldı. Ankara Aksaray Karayolu da sular altında kaldı. Başkentte etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesi de yağışların etkili olduğu bölgeler arasında yer aldı. Yoğun sağanak yağışların sele dönüştüğü bölgede Aksaray-Ankara Karayolu'nun 60. kilometresi aşırı yağış sebebiyle sel suları altında kaldı. Suların tamamen kapladığı E90 Karayolu trafiğe kapanarak bölgede ulaşımın aksamasına sebep oldu. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sel kapatmış. Kaza yok, yok kaza yok, sel var. İleride neyin var ya? Sel. Bültenimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.